Revvadiler 955-1071 yılları arasında Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgesinde bulunan Aslan Ezdara asıllı Sünni Müslüman bir Kürt hanedanıydı. Revvadiler 8. Yüzyılın sonlarında ve 9. Yüzyılın başlarında Tebriz ve Güneydoğu Azerbaycan'ı yönetti. Aile 10. Yüzyılın başlarında Kürtleşerek Tebriz ve Mara merkezli hale geldi. Revvadilerin aslen Yemenli Arap Ezd kabilesine mensup oldukları ve sonradan bölgeye gelmiş Kürt aşiretleri ile karışarak Kürtleştikleri iddia edilir. Abbasi halifesi tarafından 758 senesinde Basra'dan alınarak Azerbaycan'a yerleştirilmişlerdir. Revvad B. Müsenna Elizdi, Azerbaycan valisi güvenliği sağlama amaçlı Tebriz civarında vazifelendirmiştir. Daha sonra onun soyundan gelen torunları 8. ve 9 yüzyıllarda Abbasilerin Tebriz valisi olarak vazife yapmışlardır. Revvadiler 10. Yayın başından itibaren Azerbaycan'da baskın hale gelen Kürt varlığıyla özellikle Hezbani aşiretiyle karışmışlar ve giderek Kürtleşmişlerdir. Salariler egemenliğinin zayıfladığı dönemde güç kazanan Tebriz, Maraga ve Ahar hakimi Ebul Hica bin Errevad, 981 yılında sonuncu Salari hükümdarı İbrahim bin Merzban'ı tahttan indirerek Revvadiler devletini kurmuştur. Ayrıca, Revvadiler, Mu'an Hakimi Sipehbud'u mağlup edip kendilerine bağlamışlardır. 1054 yılında Sultan Tuğrul Bey'in öncülüğünde Güney Azerbaycan'a akın eden Büyük Selçuklu Devleti ordusu, Tebriz'e kadar ilerlemiştir. Rakibi karşısında zayıf düşen Revvadi hükümdarı Ebu Mensur Vehsudan, Tuğrul Bey'in hakimiyetini kabul etmiş ve adına hutbe okunmasını emredip, sultana değerli hediyeler vermiş Selçuklularla iyi ilişkiler geliştirmiştir. Reyvadilerin hakimiyetine Malazgirt Savaşı'ndan sonra son verilmiştir. Bu tarihten sonra Reyvadiler hakkında bilgi bulunmaz.